Kalp, vücudun geri kalanına sürekli kan pompalayan, kasılarak atan bir kastır. Koroner atar damarlar, kalbin etkin biçimde çalışması için ihtiyaç duyduğu besinleri ve oksijeni kalbe taşır. Zamanla atar damarların içinde plak denilen yağ tortuları oluşabilir. Bu da geçitleri daraltarak kan akışını azaltır. Eğer plak koroner atar damarlarda gelişirse, kalbe giden kan akışı kesintiye uğrar. Eğer hastada göğüs ağrısı, baş dönmesi ya da bayılma hissi gibi kalple ilişkili belirtiler gelişirse, koroner atar damarlarda plak olup olmadığını test etmek için bir koroner anjiyografi gerçekleştirilir. Anjiyografi esnasında uyluk atar damarına ulaşmak için uyluk üzerinde küçük bir kesik açılır. Daha sonra uyluk atar damara bir kılavuz tel sokulur ve buradan aorta yönlendirilir. Ardından bu kılavuz tel boyunca bir kateter sokulur. Kateter aorta ulaştıktan sonra kontrastlı boya enjekte edilir. Bu boya aorttan koroner atar damarlara doğru akarken bir röntgen ya da anjiyogram çekilir. Anjiyografi esnasında alınan görüntü atar damarlarda bir tıkanıklık, anevrizma, daralma ya da diğer anormalliklerin olup olmadığını gösterir. Anjiyoplastinin ardından kateter ve kılavuz tel çıkarılır. Eğer tedavi gerekliyse hekim uygun tedaviyi tavsiye edebilir.